yakınlaşmalarımızda böyle bir acayip olurdu. Garip. Ne yıllardı? Ama güzeldi be. Evet, güzel. Bir şeylerle, Enginlerle sinemaya gittiğimizi hatırlıyor musun? Vereyim sana şu zarfı. Dün evine bırakmışlardı. Hadi görüşürüz. Gel dedik. Gel. Görüşürüz. Bu ne ya? Reklammış. Manikür pedikür. Belgeselimizin bu bölümünde Vagilkop cennet kuşunu tanıyacağız. Bu türün erkekleri dişiyi etkilemek için kocaman yuvalar yapıp içini çeşitli taşlarla süslerler. Yapımı yıllarca süren çalılardan büyük bir yuva ve içine yerleştirdiği farklı nesnelerle dişiyi etkilemeye çalışıyor. Cennet kuşları bile. Süslü tüyleri olmasa da sıra dışı bir şarkı repertuarları vardır. Filmlerde hep oluyor. Yok, bir şey yok. Ben bayılıyorum bu klasiklere. Yani sence de çok başka bir havaları yok mu? Hmm. Çok acayip. Çok. Sıkılmadım. Şey, mailime baktım. Ya acil bir şey olursa mail atacaklar da ondan. Yoksa neden sıkılayım? Ne güzel film yani. Klasik. Kapı çaldı. Ben kapıya bakayım. Ya dur. Durma. Durma canım. Sen izle. Tamam, izle. İnsan. Hayrola? Gerçekten de hayırlara vesile bir konu.
Şimdi şöyle, ben yukarıda evde oturuyordum. Sonra dedim ki kendi kendime bir kek yapayım. Ondan sonra baktım malzemelere. Birkaç tane malzeme eksik tabii. Ben marketten gelirken almayı unutmuşum. Yani insanlık hali. Aslında buna nisanlık hali de diyebiliriz. Yalnız bu komikti. Tamam peki değildi. Ondan sonra ben de dedim ki kendi kendime. Ay dedim yani komşuluk öldü mü? Yani gideyim dedim komşumdan birkaç bir şey isteyeyim. Değil mi komşum? Sinan. Kimmiş o? Benim. Neye ihtiyacın vardı peki? Ha? Kek için yani ne eksik, neye ihtiyacın var? Tamam. Okuyorum. Yumurta, un, süt, yağ, vanilya, kek kalıbı. Mutfak? Ha? Mutfak? Yani belli ki benim mutfakta yapacaksın Nisan. Hay yani yok ben kendi mutfağımda yapabilirim ama çok ısrar ediyorsanız orada da yapabilirim. Yok ısrar etmiyorum sen bekle. Ben malzemeleri getiriyorum. Ha. Tamam. Al bakalım. Oo, kek kalıbı bile var. Oldu o zaman ben şimdi yukarı çıkacağım. Keki yapacağım. Ondan sonra da gelip size tattıracağım. Tamam mı? Tamam. Bekliyorum. Oldu. Gidiyorum ben. Ha Nisan bir saniye. Bu senin galiba. Yok benim değil. Benim öyle bir şeyim yok. Ha? Nasıl senin böyle terliğin yok? İşte Nisan tam senin tarzın işte bu. Ha? Zaten yani apartmanda da bu numara ayak başka yok. Yok benim değil. Benim değil o. İyi, tamam. Tamam. Güle güle. Seni sonsuza kadar seveceğim bebeğim. Ben de seni bebeğim. Sonsuza kadar. Basamağı kim koydu buraya? Ya Sinan uyudun mu? Yok canım uyumadım. Böyle kafamı koydum dedim bakayım uykum var mı ama yokmuş. Aşk olsun yani Sinan. Yani söyleseydin kapatırdık ne bileyim başka bir şey izlerdik. Ben bir kapıya bakayım. Nisan. Tada! Kim gelmiş Sinan? Ben geldim canım. Bağırmana gerek yok. Sen. Yani size kek yaptım. Malzeme sizden olunca da dedim ki hep birlikte yiyelim. O yüzden alacağım. Yok canım, ben şeker yemiyorum. Özellikle de saat 8'den sonra. Formu korumam lazım değil mi sonuçta? Yani bence sen de bir yerden başlasan fena olmaz. Yok canım ya, alt tarafı bir kek yaptım yani. Bir ısırıkçık ne olacak? Ya istemiyorum Nisan'cığım, vallahi istemiyorum. Ama olmaz yani, birazcık şeker yesen sen de benim gibi tatlı olursun. Bir ısırıkçık, bir. İstemiyorum Nisan'cığım, sallama şunu. Al annem, al vallahi. Özgeciğim, bir ısırık al, hadi bak. Bunu aldım, ortada daraldım. Hadi. Al. Bir şey olmaz. Hocam buyurun, bu sizin. Sağ olun Nisan'cığım. O zaman hep birlikte afiyetle keklerimizi yiyelim. Nisan. Hı. Ben bunu beğendim. Ay boğuluyorum hocam. Niye bu kadar şaşırdınız ki? Nisan yani senin mutfakta kabiliyetli olmadığını biliyorum sonuçta değil mi? Lütfen hocam yani kek başka, yemek yapmak başka. Keki çok severim. Ayrıca da ayıp da söylemesi yapmasını da biraz beceririm. Neyse ben kalkayım artık. Filmimizi de başka zaman izleriz değil mi? Yani bence sen de yatıp uyu. Yarın sabah saat 6'da koşumuz var biliyorsun. Bak kaytarmak yok ona göre. Tamam. O zaman ben de kalkayım.
Bu arada sorması ayıptır. Hangi parkta koşuyorsunuz? Bu sahilin oradaki parkta. Yarın spor günleri başlıyor. Ben şeyden dolayı merak ettim. Tesadüf işte. Ben de sabahları spor yaparım. Özellikle de yarınları. O yüzden dedim neyse artık denk gelirsek orada görüşürüz. Ben kalkayım. Daha fazla Sinan Hoca'yı bunaltmayayım, boğmayayım. O yüzden ben gideyim. Neyse size afiyet olsun kekinizi. Dersiniz. İyi geceler. Nisan ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kek. Ben Nisan'a bak, güzel değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.